Örgümü Dediniz kanalından herkese merhabalar. Bugün yine bir paspas çalışması yapacağız arkadaşlar. Çok 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 kolay bir çalışma. Umarım sever ve beğenirsiniz. Gelin hep birlikte örelim diyorum. Ve bu güzel çalışmayı nasıl yapacağımızı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, tığ işi bir çalışma yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi kalın olan halı kaydırmazımız var arkadaşlarım. Bakın. Ben bu tarafını kullanmayı tercih ettim. Daha güzel, daha şık duruyor. Daha böyle hani nasıl diyeyim? Daha yapımı da daha kolay oluyor arkadaşlarım. O yüzden bu tarz bir şeyi tercih ettim. Yani bu tarz bir halı kaydırmazı tercih ettim. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu normalde ön tarafı. Bunun üzerine şimdi arka kısmından yaparak böyle gördüğünüz gibi güzel bir çalışma elde edeceğiz hep birlikte. Peki bunu nasıl yaptım? Tığ işi kullandım arkadaşlarım. Şöyle tığım var. Tığ numarası soruluyor genelde. Bu inanın önemli değil. Yani hiç fark etmez. Şu deliklerinden rahat girmesi önemli arkadaşlar. Başka tığın numarasının hiçbir önemi yok. Dilediğiniz numarada tığ kullanabilirsiniz. Ama yani şuradan geçmesi rahat, sizi yormayacak bir şekilde olmasını tavsiye ederim. Kadife bir ip kullandım. Şöyle kadife ipim var. Bazı arkadaşlarım bunun ismini soruyor. Şöyle jacket yarn diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu ipi ben Konya'da yaşıyorum ve Konya'dan aldım. Umarım bulursunuz. İlla ki bu olacak diye bir şey de yok. Yani bu marka bu tarzda bir ip olacak diye bir şey de yok. Normal evdeki böyle kalın ipleriniz varsa mesela şu şekilde falan da olabilir. Yani böyle bir ipiniz varsa da rahatlıkla normal iplerden de yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz kadife ipleriniz varsa kadife iplerinizi de birleştirerek bu şekilde hani şekil vererek desen vererek yapabilirsiniz. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen modelimize hiç vaktinizi almadan geçmek istiyorum. Ben önce buraları yaptım arkadaşlar. Gittim geldim. Şimdi size paylaşacağım, göstereceğim. Daha sonra ise kenar kısmını çevirmeyi göstermek istemiştim. Şimdi önce kenar kısmını çevirelim. Daha sonra da bu iç kısmından devam eder yaparız. Nasıl yaptığımızı göstermek için. Şimdi şöyle şu köşeyi özellikle yapmadım ki hani görelim diye. Kenar kısmını daha sonra yapmanızı isteme sebebim bakın buradan halı kaydırmazımız gözükmemesi. Şöyle gözüküyor bakın. Bunun kenarını çevirdiğiniz zaman şu şeyler çıkıntıları üstünden yaptığımız için daha rahat göstermeyebiliyoruz. Daha düzleştiriyoruz. Bu tarz bir çalışmayı şeylerde lavaboların önlerinde mutfakta mesela lavabonun önünde ya da duştan çıkınca hani duşun duşa kabinin önünde yani o tarz bir yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın zaten arka tarafı da bu şekilde hani bir şeyin üzerine koyarsanız kesinlikle kayma falan olmaz. Yani serdiğiniz halınız kirlenmez, ıslanmaz. Duştan çıkınca da yine aynı şekilde. Yani böyle lavaboların önünde kullanabileceğiniz gayet yumuşak, ince bakın dokusu da ince bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Umarım seversiniz arkadaşlar. Evet şimdi hemen bakın aldım kenarını bu şekilde başlıyoruz ve çevirmeye başlıyorum. Şurada yerlerim var arkadaşlar bakın. Şurada gördüğünüz gibi boşluklarım var. Bir tanesini yani biraz derinden alıyorum ki kenar kısmı iyice düzgün olsun diye. Şu şekilde sık iğne ile geçtim. Köşe olduğu için aynı yerden 3 tane alıyorum. Bakın köşe diye şu şekilde 3 tane alıyorum. Şimdi bakın burada şu şekilde bir çıkıntı var. Hemen onun alt kısmına geliyorum. Şöyle alıyorum. Yan taraftan devam ediyorum. Şu şekilde ilerlememize devam ediyoruz. Bakın zaten şu böyle bölüm bölüm olduğu için delikler de bu şekilde hizalı olduğu için
Hemen yanından yanından hiç şey yapmadan sıkı yapın biraz. Sıkı örerseniz herhangi bir çıkma falan olmayacaktır. Şunların iç kısımlarından batmaya özen gösterin özellikle ki kenarda dalgalı dalgalı durmasın arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Yapımı aşırı kolay. Yani çok kolay bir şekilde çok güzel şeyler yapabiliriz arkadaşlarım. Evde kalmamız gereken zamanlarda zamanımızı güzel geçirmek için, faydalı bir şeyler üretmek için bu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Evet, alıyorum hepsinin içerisinden yan yana, bakın şöyle bir görüntü oluyor. Yani başka değişik şeyler de yapabiliriz. Tamamen tercih size kalmış. Bu şekilde de kalabilir. Alıyorum iç kısmından ve çekiyorum. Bakın tığım, ipim kalın olmasına rağmen tığım rahatlıkla tutuyor. O yüzden tığ da sadece işte dediğim gibi bu deliklerden rahat geçen hangisi ise, eliniz hangi tığı seviyorsa onunla yapın arkadaşlarım. Şöyle renk tercihi de tamamen size kalmış. Dediğim gibi illaki kadife ip kullanacaksınız diye bir kural yok. Evde kalan artmış iplerinizi böyle bir sıra da olsa gidebilin, gidin. Yarım sıra da olsa gidin. Böyle eskiden dokumalar vardı. O tarz bir çalışma elde edersiniz. Şimdi bu şekilde devam edip gideceğim. Esas ana yerini ise şu şekilde yapıyoruz. Bu ipimiz önemli değil. Burada şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Böylesine bakın, burada deliklerimiz var arkadaşlar. Şurada deliklerimiz var. Hemen alt tarafta, alt taraftan alıyorum. Şöyle. Ve bunun içerisinden geçiriyorum. İpimiz altta olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Fazla delik atlamadan yaparsanız yani şu şekilde bir görüntüsü olacak. Yani tamamını kaplamış olacağız. O yüzden hiç delik atlamadan bakın hemen şu zaten bir öncekinde yapılmış. Şuradan alıyorum ve çıkartıyorum. İçinden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bakın böyle devam ediyoruz. Bakın hemen zaten sizi yönlendiriyor. Alttaki ipimiz de burada. Oradan tığımın başına şu şekilde doluyorum ve içerisinden geçiriyorum. Kaydırma yöntemi dediğimiz işlemi yapmış oluyoruz aslında bir bakıma. Şu şekilde göstereyim şöyle. Bu şekilde iç kısmından alarak devam ediyoruz. Şöyle hemen sırayı kaybetmezsek daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Çok üst üste ipiniz mesela çok kalınsa şayet, hani bu delikleri kapatıyorsa, alttaki halı kaydırmaz görünmeyecekse, bir tane delik, yani bunu değil de bir dahaki sefere şundan yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şunu değil, şuradan yapabilirsiniz. Eğer ipiniz çok kalın ve şeyse bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim şöyle. Bir de ilk başlangıç kısmını nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Şuradan bakın hemen alıyorum. Altta ipim tutuyor zaten elim, bakın. Şu şekilde tutuyorum. Hemen buradan devam edip gidiyorum. Eğer çok sıkı yaparsanız, yani hani her deliği yaparsanız arkası şu şekilde gözükecektir. Dolayısıyla bu tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın zaten orası da kapanmış oluyor. Evet, şimdi bu kadar anlaşıldı zannediyorum. Şimdi ilk başlangıç yerim. İlk başlarken arkadaşlar normalde bu halı kaydırmazımız
bu şekilde enlemesine oluyor, büyüklüğü. Yani şu şekilde devam ediyor, gidiyor yukarıya doğru. Ama biz bunu yan kısmından başlıyoruz. Yani şöyle başlıyoruz, bu şekilde devam edip geliyoruz. Yanlamasına enin ne kadarsa oradan başlıyoruz. Şöyle keseyim bu ipimi ve buradan nasıl başlayacağımızı, ilk başlangıç kısmımızı göstereyim sizlere. Şimdi aldım. Şuradan takıyorum. İpimi alttan geçiriyorum. Ve buraya ilk başlangıç yerim olduğu için şu şekilde bir başlama ile yapıyorum arkadaşlar. Sonra geri dönüyorum. Böylesine gideceğimiz için geri dönüyorum. Bu ipim altta kalacak. Şöyle alttan alıyorum köşesinden. Zaten oradaki çıkıntılar üzerinden geçtiğimiz zaman kenar kısımları düzgün duracaktır. Bakın şöyle hemen aldım. Tığımı takıyorum. Delikten geçiriyorum. Alt kısmına ipim altta ve bu şekilde başlamış oluyorum. Şekilde aldım ve yapıyorum, devam ediyorum. Her bir delikten bir tane ilmek çıkartıyorum, ipim altta bir şekilde, tekrar söylüyorum ve üste çıkıyorum. Bunu bazı böyle hani düz olan yelek, ceket veya battaniye, işte o tarz çalışmalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu alt zemine halı kaydırmaz bulamazsanız şayet böyle küçük küçük delikli bir parça örüp onunla üzerine bu şekilde geçip arkadaşlarım bir paspas çalışması yapabilirsiniz. Şimdi bakın buradan bu şekilde dönüyorum. Geri dönüşümde şu şekilde oluyor. Burayı kenar farz edelim. Hemen yan tarafından aldım, bir tane çıkartıyorum yukarıya. Ve buradan bakın delik atlama dediğim şu. Şuradan aldım ve atlamadan devam etmiş oluyorum. Yani arada bir boşluk vermeden devam etmiş oluyorum. Bu şekilde yaparsanız dediğim gibi arka tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama yok hani ipiniz çok kalınsa bir tane atlayıp diğerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle güzel bir paspas çalışması yapmış olursunuz. Bakın sona geldim. Hemen sonu bu şekilde birleştiriyorum. Buradaki çıkıntıyı az önce de gösterdim sizlere. O şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle hemen devam edelim. Buradan ipim altta. Aldım bakın buradan ve yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde bağlamış oldum. Şimdi bir atlamayı da göstereyim. Şöyle hemen bir atlarsak da bu şekilde olacaktır. Bakın. O zaman arkasında şu şekilde bir boşluk olacağı için arka tarafını kullanamayabilirsiniz. Yani bu görünmesini istemediyseniz. Ama atlamadan devam ederseniz arkasında rahatlıkla bakın kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de örgümü dediniz kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.